Merhabalar. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yaklaşık iki ay sonra partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Ağzını bir açtı pir açtı. İç politikadan dış politikaya kadar pek çok alanda e, gündemi değiştirmekte zaten mahirler pek çok alanda yeni gündem konuları oluşturdum. Bunlardan biri de şuydu. Kuvayi Milliye neyse Hamas odur. Şimdi e, Beş kelimenin içine sığdırdığı bu tanım hakikaten her şey bir yana son 3 ay içinde yaşadığımız pek çok olayı ve AKP'nin Filistin konusu üzerinden hem yaşadığı acıları yenilgileri hem de bunun üzerinden yapacağı siyaseti ortaya koyması bakımından önemliydi. Bir defa e, Hamas'la Kuvay Milliye yan yana getirmek yani bir tanım falan yapmayayım ama e, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini bilmemek demek, saygı duymamak demek, benim köklerim buraya değil de başka yerlere iniyor demektir. Neden? Çünkü Kuvayi Milliye adı üzerinde milli kuvvetler. Yani Atatürk Kuvayi Milliye'yi oluşturduktan aylar sonra düzenli ordu kurdu. Yani o milli kuvvetleri adım adım sistemli, meşru, hukuku olan bir orduya çevirdim. Ardından da onunla kurtuluş savaşı yaptım. Sonra da bugün hala kullandığımız Erdoğan'ın da gerçekten böyle sıkıştıkça Yunanistan'la ilişkilerde dozan var dediğim, Ukrayna ile ve Rusya konusu gündeme gelince Montro var dediğim büyük barışlar ortaya çıktı. Bunu kenara koyalım. Hamas'ı tabii ki e, böyle ne küçümsemek ne şu anda karşı karşıya kaldığı durumu garipsemek anlamda ya da dışlamak anlamda söylemiyoruz bunun. Hamas ne? Hamas 1987'de kuruldu. 1987'de Filistin İsrail'le tam anlaşmak üzereyken e, buna itiraz etti ve silahlı mücadele başlattı. O günden bu yana da Filistin iki parça. Çok parça da iki ana parça. Bir Filistin Kurtuluş Örgütü. İki Hamas. Bir defa yürseverseniz İslam severseniz, dininizi seviyorsanız, Filistin'in beraber olması için uğraşın. Ortak birlikte hareket edebilen bir Filistin için uğraşın. Bunu da kenara koyuyoruz. Hamas'ın tabii şu ana kadar sürdürmekte olduğu mücadelenin ayrıntıları da ayrı konu. Ama Kuvay Milliye'yi ayırdık, kenara koyduk. Hamas gerçekten şu anda 7 Ekim'de başlattığı o saldırıdan sonra her gün onlarca kişinin öldüğü, çocukların öldüğü bir soykırma yaşandığı bir yer. İsrail'in attığı hiçbir adım burada onaylanamaz. Ve şu anda o olayın seyri zaten biraz İsrail Filistin'den çok dünyanın da içine geldiği gibi İsrail İran'a dönüyorum. İran zaten her türlü eleştiriye açık hale getirilmiş. İran'da bundan nevelandığını düşünen bir ülke. Bu da ayrı konu. Şimdi benim ayrıca vurgulamak istediğim şu. AKP 3 ayda İsrail ile ticaretle ilgili tam 5 yalan söyledi. Bu kadar yalanı söyleyip üzerine de e, Hamas'la birlikte hamaset yapmak ve onu da tutup milli tarihimize bağlamak hakikaten Erdoğan'ın başaracağı bir şey. Bu beş yalanın böyle hani bu konuyla biraz ilgili olanların kafasına çakılı olmasını dilerim. Bir, dediler ki işte haberler e, İsrail'e ticaret yapılıyor. Ocak ayıydı. E, hemen iktidardan cevap ticaret yapılıyor ama o malların çoğu nereye gidiyor biliyor musunuz? Nereye? Filistin'e gidiyor dediler. E, Tüyük bir açıkladı giden malların nereye gittiğini. İsrail e ticaretin yüzde dördü Filistin'e gidiyor. Birinci yalan. İki dediler ki ya zaten biz İsrail e ticareti azalttık. E, 15 gün sonra resmi açıklama çıktı. Yine TÜİK kaynaklı bizim değil. İsrail e ticaret artmış. Devam ediyoruz. E biz İsrail ile ticaret yapıyoruz ama onun içinde hiçbir şekilde böyle bomba mı yapımıydı, askeri alanda kullanılan malzeme, hiç böyle bir şey yok. Bir süre sonra çıktı ki İsrail'in o savaşta kullandığı betondan tele kadar pek çok şey bu ticaretin içinde. El cevap, efendim o ticareti biz yapmıyoruz ki. özel sektör yapmış. Sonra bir, kimin ne yaptığı açıklandı, etibor çıktı. Petibör bisküvi değil ha, etibor. Et bor, devletin yani kamu şu anda bor madenleri ilgili işletme o yapmış ticareti. Sonra bütün bunlardan sonra jet yakıtının da Türkiye'den gittiği iddia edilince ortalığı ayağa kaldırdılar. Vay bunlar iddia edenler hain vesaire. Ya biz iddia etmiyoruz. Böyle bir İsrail'den kaynaklanan böyle bir bilgi var. Sonra ne oldu? Ömer Bolat, hakikaten Bolat, <laughs> dedi ki dedi ki biz 54 üründe İsrail'le ticareti yasaklıyoruz. Biri de jet yaktı. Şimdi adama sormazlar mı? Arkadaş sen bunu yasaklıyorsan demek ki yapıyordun. E bugüne kadar bu ticareti yapıyorsan niye el alemi suçladın da hain dedin, vay sizler e, İsrail dostusunuz dedin. Demek ki sen yapıyormusun. Bu beş yalanın üstüne bir de Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında salı gün dedi ki ben İddia etmiyorum dedi. Bilgi paylaşıyorum dedi. Bu 54 ürün yasaklandıktan sonra dedi. Hani artık bu ticaret yapılmıyor ya. Hemen öncesinde bilgi vermişler firmalara. Bu ticareti bir an önce yapın, bitirin. Bundan sonra yasaklayacağız demişler. Benim iddiam değil. Ahmet Davutoğlu'nun yani onları iyi bilen bir kişinin iddiası. Yani Filistin'le ticareti bu kadar böyle 3 ayda bu kadar yalanı alt alta koyacaksınız. Ondan sonra da Hamas destekçisi olup Hamaset yapacaksınız. Bir de onun bağlayacaksınız. Hakikaten hani kuyuya taş atar 40 kişi çıkaramaz derler ya bir taş atmıyorlar ki onlarca taş. Biz tek tek bazılarını çıkarmaya çalıştık. Filistin'de kan dursun. Filistin'de bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar ölüme doğuyor. Ölüme. Bu dursun. İsrail'in bu yaptığının hesabı sorulsun. Ama bütün bu süreç Türkiye'de iç politikanın malzemesi yapılmasın. Bundan da önemlisi bu hakikaten insanlık suçu olaylar üzerinden yalan söylenmesin diyoruz.